Bismillahirrahmanirrahim. İmanı ve cihadı rızasına erdirecek cennet yolu kılan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Cihadın Her türlüsünü örneklendirerek öğreten aziz peygamberimiz, biricik hayat önderimiz Hazreti Muhammed'e kalbi ihtiramlarımı arz ederim. Rabbim bağlılarını artırsın. Sevgili kardeşlerim biliyorsunuz bilmemiz gerekenler genel başlığı altında sunduğumuz sohbetlerimize hamdolsun. Devam ediyoruz. Bu sohbetimizde her bir Müslümanın özellikle entelektüellerimizin bilmesi gereken bir konuyu açıklamaya çalışacağız. Hayat Müslüman için iman ve cihattır. Bir değer yaklaşımla cihat nedir? Anlamı ve amacı nedir? Aziz kardeşlerim, Müslüman için hayat iman ve cihattır. Çünkü gerçek Müslüman olmak için imanlı olmak ve cihat sahibi olmak gereklidir. Bu tespiti Kur'an'dan alıyoruz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresinin 15. ayetinde şöyle buyurmaktadır. İnnemel mü'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlihî thümme lem yertâbû ve câedû bi emvâlihim ve enfüsim fî sebîlillâh ulâike Hakiki müminler Allah'a ve evrensel kıldığı elçisi Muhammed'e inanan ve de mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerdir. Onlar inandıkları inanç yasaları üzerinde hiç mi hiç şüpheye de düşmeyenlerdir. Onlardır ki dost doğru mümin olanlar cihatlarıyla inançlarını doğrulayanlar. Sevgili kardeşlerim gerçek Müslüman olabilmek için gerekli olan iman ve cihat, İslam dininde en değerli iki ameldir. Bir saabi peygamberimize gelerek: İslam dininde en değerli ameller nelerdir? Ey Allah'ın elçisi diye sorduklarında peygamberimiz iman ve cihattır buyurmuşlardır. Sevgili kardeşlerin iman ve cihat cehennem azabından kurtuluştur. İman ve cihat onurlu yaşamaktır ve cenneti hak kazanmaktır. Bu girişimizden sonra konumuzu açmaya başlayalım. Sevgili kardeşlerim, cihat nedir? İnanın bu konu gereğince bilinmeyen konularımızın başında gelmektedir. Cihat belirli bir söz, belirli bir davranış, belirli bir iş veya belirli bir çatışma değildir. Şu cihattır diyebileceğimiz bir amel yoktur. Cihat arz edeceğim bir işi yaparken veya kaçınırken olanca gücümüzü kullanmaktır. Cihat budur. İlmi çalışmalarda cihat içtihat olmakta özellikle hukukçularımızın ve bilim adamlarımızın yaptığı çalışmalar aynı kökten gelen içtihat kelimesiyle ifadelendirilmektedir. Yaptığımız bu açıklamanın yeter olmadığının farkındayım. Ama örnekler verdikçe konu vuzu'a kavuşacaktır. Sevgili kardeşlerim rahatlıkla kavrayabilmemiz için adı beş madde halinde sunmaya çalışacağım. İnşallah sohbetimizin hitamında konunun ana hatlarıyla kavranılabileceği kanaatindeyim. Cihat nedir? Cihat Rabbimizin Kur'an'i emirleri ve aziz peygamberimizin öğütlerine uymaktır. Cihat haramlara eğilimli nefsin arzularıyla mücadele etmektir. Cihat haklarımız ve özgürlüklerimizi çiğneyen egemen kişilere, güçlere ve kurumlara karşı hakkı haykırmaktır. Cihat, akli yöntemler ve güzel öğütlerle Kur'an'i hayat düzenini sunmaktır. Ve cihat Allah'ın rızasını hedefleyerek İslami çizgide silahlı veya soğuk savaş yapmaktır. Görülüyor ki aziz kardeşlerim cihat denince yalnızca silahlı veya soğuk savaşı çağrıştırmak doğru ama eksiktir. Zamanımızda tek bir çağrışımı yapılmakta cihat sözcüğünün bu da konuyu kavramamıza yetmemektedir. Şimdi sevgili kardeşlerim örneklerimize madde madde geçebiliriz. Cihat Rabbimizin emirleri, Kur'ani emirleri ve aziz peygamberimizin öğütlerine uymaktır dedik. Bu arada sık sık tekrarladığımız bir gerçeği bir daha aktaralım. Sevgili kardeşlerim, İslam dini yüce kitabımız Kur'an'a dayanır. Ve Kur'anla irtibatlı aziz Peygamberimizin sözleri, davranışları, işleri ve onaylarına dayanır. Kur'an'a ve aziz peygamberimizin sünnetine dayanmayan hiçbir konu İslami olarak nitelenemez. Falancı şöyle söyledi. Söyleyebilir. O din değildir. Filancı böyle dedi. O da konuşabilir. Ama din değildir din olabilmesi için daima Kur'an'ın hangi ayetine dayalıdır? Aziz Peygamberimizin Kur'an'la irtibatlı hangi sözü ve uygulamasına dayanmaktadır? Sorusu mutlaka ve mutlaka sorulmalıdır. Bunun için biz de bütün sohbetlerimizi bu esaslara dayandırmaya çalışıyoruz. Mesela namaz kılmak peygamberimizin dilinde bir cihattır. Namaz İslam dininin iman esaslarına imandan sonra biz müminlere yüklenen ilk görevdir. Olmazsa olmazdır kişiyi yaradana bağlayan ana rabıtadır. Hayatımızın bütününde İslam'ı yaşayabilmek için muhtaç olduğumuz enerjiyi sağlayacak olan güç deposudur. Cennete gitmeye hak kazatmanın ana yoludur namaz son derece önemlidir dinimizde. İmanı belgeleyen ibadettir. Bakınız Peygamberimiz ne buyuruyor? Aleyke bisale namaza yapış fe inneha eftalül cehal zira namaz kılmak cihadın en teerlisidir. Görüldüğü üzere Peygamberimizin dilinde namaz bir cihattır. Çünkü cihat herhangi bir ilahi emri ve yasağı uygulamak için tüm gayretimizi göstermektir. Cihat budur. Bir örnek daha verelim. Peygamberimiz büyüğün, küçüğün, zayıfın ve kadının cihadı hac ve umredir. Biliyorsunuz hac muhteşem bir ibadettir. Müslümanı evrensel kılan ibadettir. Dünya insanı kılan ibadettir. İslam ümmetinin bir parçası olduğu bilincini aşılayan ibadettir özel bir sohbetimizde açıklamıştık. Hatta peygamberimizin eşi gelir der ki ey Allah'ın elçisi güçlü Müslümanlar gereğinde silahlı savaşa da katılıyorlar. Büyük sevaplar alıyorlar. Biz kadınların cihadı olmayacak mı? Peygamberimiz onlara kadınların cihadı hac ve umredir. Bunun anlamı şartlar gerektirdiğinde cihada silahlı savaşa da katılmayacaklar değil. Aziz Peygamberimizin yönettiği tüm savaşlarda kadınlar geri hizmetlerde görev yaptıkları gibi bazı erkeksi kadınların bizzat savaştıklarını da biliyoruz. Konumuz bu değil. Konumuz Rabbimizin her bir emrine itaatin cihat olduğu gerçeğine dikkatlerimizi çekmek. Çünkü hac ve umre uzun yolculuğu gerektirir. Maddi masrafları gerektirir. Dolayısıyla nefse ağır gelen bir yükümlülüktür. Peygamberimizin dilinde bir cihattır hac. Yalnızca zamanımızı düşünmeyin. Üç asır evvel, beş asır evvel hac yapmanın ne kadar bir ağır e, görev olduğunu tahayyül edebiliriz. Bir örnek daha verelim. Faiz, rüşvet, yalan, aldatma gibi haramlara bulaşmadan, yani topluma zarar vermeden kazanmak cihattır buyuruyor Peygamber talabur riskil halali cehali. Buyurun. Topluma zarar vermeden, haramlara bulaşmadan bir diğer anlatımla kazanmaya çalışmak nedir? Cihat. Bir örnek daha verelim. Bu maddeyi noktalayalım. Bir zat gelir, aziz peygamberimize der ki ya Resulallah ben Rabbimin rızasını kazanmak ve de cenneti hak etmek için sizinle beraber gerektiğinde savaş yapmak üzere geldim. Peygamberimiz ona annem baban sağ mıdır buyurur. O da evet sadır ya Resulallah deyince peygamberimiz fefihime <laughs> fecahit <laughs> <laughs> git annene babana hizmet ederek onların ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılayarak cihat yap buyur. Bu zat diyor ki döndüm. Bir daha geldim. Dedim ki ya Resulallah şunun 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 için geldim. Peygamberimiz bana yine annem baban sağ mıdır diye sordu. Sağdır ya Resulallah dedim. Dön fefihime fecahit. Anana babana hizmet ederek Onların ihtiyaçlarını karşılayarak tedavileriyle ilgilenerek cihadet buyurdular. Hatta bir yer varyantında hadisin annem var mıdır? diye sorar peygamberimiz. Vardır deyince git anana hizmet ederek cihadet. Cennet Ananın ayakları yanındadır, buyurur. Çocuklar, gençler, anneleriniz, babalarınız, yeryüzünde sizin için yapılabilecek en büyük fedakarlıkları yapan insanlar. İslam dininde ana babaya saygı ana babanın ihtiyaçlarını karşılama ana babanın tedavisiyle ilgilenme vesaire 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 Allah'ın rızasına en kısay yoldan götürecek cenneti kazandıracak ameldir. Biz yaşlılar babalar anneler çocuklarımız için hayatımızı vakfetmiyor muyuz? Yaşlılığımızda yapayalnız kalalım, ilgisiz kalalım diye mi çocuklarımızı yetiştiriyoruz? Ama onlara İslami bir inanç aşısı yapmazsak onlardan fedakarlık beklemeyelim. İnsan kendisini yaratan ve sınırsız nimetlerle besleyen Rabbine nankörlük yapar da anneye, babaya yapmaz mı? Ama iman bu problemi çözer. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Rabbimizin her bir emrine itaat bir cihattır. Neden? Aslında cihat olan cihat arz ettiğim gibi bir görevi yaparken olanca gücümüzü kullanmaktır. Ama olanca güç kullanıldığında vücuda getirilecek iş bir mecazen cihat olarak niteleniyor. Cihat ikinci tanımaması neydi? Haramlara eğilimli nefsin arzularıyla mücadele etmektir. Nefis. Çocukla, çocuklar diyorum. Oysa ki yalnızca gençlerimize hitap etmiyoruz. Yaşlılarımıza da hitap ediyoruz. Orta yaşlılara da sohbetimizi sunuyoruz. Ama gençlerde daha bir erdem, daha bir gelecek olduğu için onları sık sık alma gereğini duyuyoruz. Evet sevgili kardeşlerim, nefis insan beden ve ruhtan müteşekkildir deriz. Kur'an ruh tabirini bu anlamda kullanmaz. Aslında doğru olan insan beden ve nefisten müteşekkildir. İnsanın asıl varlığını oluşturan nefistir. Hayat kazandıran insana nefsimizdir. İyiliğin, kötülüğün kaynağı da odur. Nefis zina ister. Nefis tesettürsüzlük ister. Nefis içki ister. Kumar ister. Nefis yalana meyleder. Gıybet eder. Çıkarı için hakları çiğnemeye yönelir. Yöneltmek ister. Menfaati için adaletsizliğe sapar sapma ister namaz kılmamak ister ister ama cihat da işte nefsin bu olumsuz arzuların ile mücadele etmektir. Peygamberimiz efendimiz el mücaide men ca'ede Nefsü fi tâ'etillah cihad eden kişi İslami çizgide nefsin olumsuz arzularıyla mücadeleye girişendir. Böyle buyurur Peygamberimiz. Bir diğer hadislerinde de düşmanlarınızla savaştığınız gibi size ailenize ve toplumumuza zarar verecek nefsi eğilimlerle de mücadele edin buyurur. Ve birçoğumuzun bildiği üzere bir savaş dönüşü peygamberimiz racana minel ceadil esgari ila ceadil ekber. Silahlı savaştan, küçük savaştan şimdi nefsin olumsuz arzularıyla mücadele olan büyük cihata döndük buyururlar. Sevgili kardeşlerim, haklarımızı cihatın bir tanımı olarak da şöyle demiştik. Haklarımızı ve özgürlüklerimizi çiğneyen egemen kişilere kurumlara, güçlere karşı hakkı haykırmaktır. Müslüman yaşadığı toplumda katılımcı olmakla yükümlüdür. Olumlu akışıyla da, olumsuz akışıyla da gördüğü olumsuzluklar karşısında Müslüman susamaz mücadele etmek zorundadır. Çünkü Müslüman olmak adam olmak toplum insanı olmayı gerektirir. Mücadelesiz insan olmaz, olmamalıdır. Bildiği doğruları, gördüğü eğrilikleri Müslüman dile getirmelidir sözle, yazı ile, sosyal medyayı kullanarak, yasal mitinglere iştirak ederek buradan ilgilileri uyarıyorum. Toplumsal talepler karşısında yasal mitinglere onay verin. İnsanlarımız duyarsız hale geldiler. En önemli toplumsal konularda dahi hareket etmiyorlar. Böyle Müslümanlık olmaz. Yolsuzluk varsa üzerine gideceksin. Ülken faizle sömürülüyorsa faizle mücadele edeceksin. İngiltere'de onlarca yüzlerce faizle mücadele eden düşünce kuruluşu var. Her entelektüel Müslümanın bu sömürü aracı olan insanlığı sömüren faiz düzeniyle mücadele etmesi gerekir. Ben şu ana kadar ülkemizde bu borca dayalı para basım sistemi ve sömürülen faizle sömürülen ülkemizde mücadele edeceğim eden bir kuruluş görmedim. Oysaki bu ülkede 51 banka, 12 bin şube, 210 bin personel var ve bu ülkede bu ülkede devlet eliyle ve özel sektör aracılığıyla eski para ile 160 kat trilyon faiz ödeniyor. Hangi millet bunun altından kalkabilir? Ama Müslüman. İmamlarımız, atiplerimiz, müftülerimiz, vaizlerimiz maaşları dahi banka aracılığıyla alıyorlar. Bu kadar duyarsızlık böyle Müslümanlık olur mu? Bakın Peygamberimiz ne buyuruyor? Efdalül cihadi kelimetü hakkın inda sultanin cair. Cihadın en değerlisi zalim yöneticilere ve yönetimlere karşı hakkı haykırmaktır. Müslüman haklı eleştirecek. Eleştirmiş olmak için eleştiri değil. Şimdi böyle değil. İster şahsının aleyhine ister ana babanın aleyhine olsun. Müslüman körü körüne partici olmaz. Doğruya doğru, eğriye eğri bir televizyon programında program bitiminde katılımcılardan biri bana dedi ki entelektüel olmanın gebeyi muhalif olmak. Hay, hay. Müslüman haktan yana ol. Gereğinde iktidardan yana olursun. Gereğinde muhalefetten yana olursun. Gereğinde şu şu olgudan yana olursun. Hak neyse orada olmak zorundasın. Namaz kılmak gibi, zekat vermek gibi, oruç tutmak gibi önemlidir İslam'da. Ama Müslümanlar Toplumsal duyarlılıklarını yitirdiler. Bana ne? Bana ne diye bir şey yok. Müslümanın lügatında, sözlüğünde bana ne, sözlüğüne yer yok. Evet. Bir diğer tanım, akli yöntemlerle ve güzel öğütlerle Kur'an'i sistemi, ölçüleri insanlara sunmaktır. Müslüman bir ülkeyiz. Ama İslam'ın değer yargılarını dışlayan bir ülkeyiz. Oysa ki her bir müminin vazifesidir. Entelektüel bir vasıf kazanmak. Bilgilenmek ve bilinçlenmek. Ve de topluma doğruları sunmak. Bakınız Kur'an ne buyuruyor? فَلَا تُطْعِ kafirin. İnkarcı materyalistlere boyun eğme. Ve cahittun bihi ciaden kebira. <laughs> Kur'an'la büyük bir cihat ver. Ama nasıl? Udu'u ila sebil rabbike bil-ikmeti. Akli delillerle konuşarak ve güzel öğütlerle hakkı sunmak. Bu bizim görevimizdir. Örnek vereyim. Başlı başına bir konu bunlar. İslam'ın iman esaslarını sunmak. Faizsiz ekonomide Kur'an çizgisinde ısrar etmek. Suça eşiti olabilecek cezaları gündeme getirmek. Zina, içki, kumar, porno, eşcinsellik karşıtı sosyal politikalara dikkatleri çekmek adil ücret sevgili kardeşlerim 160 tri katrilyon faiz ödeyeceksiniz ama ihtiyaçları karşılayamayacak ölçüde olan asgari ücretten vergi alacak Böyle yönetim biçimi olmaz. Mücadeleyi faizle yapmak, faize ödenen meblaları sosyal adaletin tesisi için gereksinimi olan sosyal kesiplere temzih etmek. İslam budur. Hatırlayacaksınız peygamberimiz de buyuruyor? Ben zekatı zenginlerden almak, fakirlere vermekle emrolundum. Yeryüzü böyle bir adaletçi yapı duymuş mu? Zenginlerden almak, fakirlere vermek. İslami düzen budur. Ha, böyle tembellere taviz vermek değil. Ama fakirlik bir hayat gerçeğidir. Değişik sebepler olabilir, eğitimsizlik olabilir, doğal engellilik olabilir, ekonomik krizler olabilir, bölgesel savaşlar olabilir vesaire vesaire vesaire. Fakirliğe karşı savaş açmak Kur'an'ın hedefidir. Yaradan bizi yeryüzünde denemeye uğratır. 20. asır medeniyeti piç bir medeniyettir. Sömürüyor. İlaçla sömürüyor. Silahla sömürüyor. işgalle sömürüyor. Yeryüzünde sağlam gıda kalmadı. Genleriyle oynazma, oynanmayan yediğimiz her bir gıda yapısıyla oynanmış. Ama bu ülkede İslam, Müslüman İslam'ı sunmazsanız bütün bunların cihat olduğunu şimdi aziz kardeşlerim siz gıdalarımızla oynayan sömürücülerle mücadele vermenin cihat olduğunu biliyor mu? Evet. Cihad. Cihad Kur'an'ı sunmaktır. Herkese, her kesime karşı hukuki ve sosyal adalet. Ve aziz kardeşlerim, beşinci tanıma gelelim. Ve cihattan biz onu çağrıştırıyoruz. Allah'ın rızası edeplenerek İslami çizgide savaş vermekte. Cihadın bir anlamı da bu. En önemli kısıtlarından biri olduğu için cihadın cihad sözüyle bu silahlı savaşı çağrıştırıyoruz. Ancak Kur'an ve sünnet dilinde cihad silahlı savaş manasına kullanılmaz. Silahlı savaşı da içine alan açıklamaya çalıştığım anlamda kullanılır. Neden biliyor musun? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve Aziz Peygamberimizin dilinde silahlı savaş için kullanılan kelime kıtel ve türevleridir. Silahlı savaş en imanı takip eden en önemli ameldir. Neden? İslam'da silahlı savaşa girmenin üç ana sebebi var. Bir, zulme uğramak. Yani Müslüman olduğumuz İslami çizgide yaşamak için gayret gösterdiğimizde bizimle savaşılması. Üç, Müslümanca yaşadığımız yurdumuzun işgale yeltenilmesi. Üç, aleyhimize ittifaklar oluşturulması. Bu üç ana sebep zulüm. Haç suresinin 89. 39. ayetinde Üzine lillezine yukatelune bi ennehum zulimu. Zulme uğrayan müminlere savaşma izni verildi. Buyurulur. Bir de bir fiil savaş açılmıştır. Açılır ya. Dünyada ordusu olmayan ülke var mı? Güçlülerin Birleşmiş Milletleri dahi teketlerini aldıklarını dünya bilmiyor. Mu? Savaşlar hiç durmadı. Çünkü insanlığa galebe çalmak isteyen sömürücüler, ırkçılar, işgalciler, yeraltı ve yelüstü kaynaklarını ele geçirmek isteyenler, egemenlik sağlamak isteyen güçler, kıyamet gününe kadar savaş devam edecek. Şu ana kadar batı medeniyetine teslim olmayan sadece İslam dünyası var. 100 seneden beri sömürülüyor da, bir türlü egemenlik kuramadılar. Neden? İslami ruhtan geliyor. Bizim tarihimiz boyu mücadelemiz bir tarafa istiklal Arbi'ni ne ile verdik? Bu cihat ruhuyla, silahlı savaş ruhuyla verdik. Yoksa imparatorluğun bu parçası da elimizde kalmaz. Fiilen bizimle savaşılması durumunda. Bakara suresi ayet 196. Ve katilu fi sabilillahi ve la ta'tadu. Sizinle savaşanlara la Allah'ın koyduğu ölçüler içerisinde siz de savaşın ama aşırı gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Bir üçüncü sebep de dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan yok mu imdada gelecek diye feryat eden insanların talebi karşısında Müslümanlar fiilen savaşa girmekle yükümlü olurlar. Arzulayanlar Nisa suresi ayet 75'e bakabilirler. Sevgili kardeşlerim kayıtlanmaksızın kullanılan cihat sözcüğü bu beş madde halinde sunduğumuz anlamların bütününü içine alır. Silahlı savaşlarında bir de asrımız dünyasında soğuk savaşlar yaşanıyor. Yani ekonomik savaşlar, teknolojik savaşlar, psikolojik savaşlar, siyasi savaşlar. Bunlara da aynı yöntemlerle cevap verilmesi gereğinde Müslümanların görevidir. Sevgili kardeşlerim, bu beş yönüyle cihadı gereğince yapılabilmek için önce İslam'ı bilmek gerekir. Diğer bir önemli şartla İslami çizgide ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmektir. Bu dünya hayatının menfaatlerini ön plana çıkarırsan erdemli bir hayat yaşayamaz. Dünya hayatı yaşanacak. Tüm nimetlerinden faydalanılacak. Ama dünyaya tapılmayacak. Cihadın yolları mallarla cihattır, canlarla cihattır. Allah anlatılan anlamıyla yolunun savaşçılarına yardım edeceğini Ankebut suresinin 69. ayetinde bildirir. Sözü Sap suresinin 10 ila 12. ayetinin mealleriyle bitirelim. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler hal edullukum ala ticaretin tüncikum bin azabin elim sizi elem verici ahiret azabından kurtaracak ameli öğreteyim mi? Tükminune billahi ve rasulihi. Allah'a ve peygamberine inanır. Ve tücaidune fi sebîlillâhi bi envâliküm <freeForum> ve enfisiküm. Mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Zâliküm <tücağ> hayrul leküm in Eğer bilirseniz, iman ve cihat sizin için pek hayırlıdır. Siz iman ve cihatla imtiyazlanırsanız yafir lekum zunubekum. Allah günahlarınızı bağışlar ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve az cennetlerinde hoş meskenlere iletir. Zalikel fevzul azim. Ahiretin cennetleri ise büyük kurtuluşun Sınırsız armağanların ta kendisidir. Hepinize hayırlar, huzurlar, mutluluklar dolu haftalar, aylar, ömürler niyaz ederim. Aziz kardeşlerim.